Berçelik salonumuzu teşrif etmişlerdir. Değerli katılımcılar, basınımızın kıymetli temsilcileri. Kütüphanecilik alanında verdiği değeri ve önemi bugün teşrifleriyle bizleri onurlandırarak bir kez daha ortaya koyan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik, konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüyü teşriflerinize arz edelim. Teşekkür ederiz. Değerli kütüphaneci dostlarımız, değerli arkadaşlarım, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Bu mekanın ve kütüphanecilerin bu mekanda bende önemli anıları var. Ben öğrenciyken buraya çok gelirdim, Milli Kütüphane'ye. Burada bir oda vardı. Akşamları geç saate kadar, hatta sabah 3'e 4'e kadar açık olan. Ben çok kez bilirim. Gece burada 3'ten 4'ten itibaren buradan çıktığımı, hala o oda var mı bilmiyorum, hala çalışıyor mu o oda. Böyle gündüz çok kalabalık oluyordu çünkü. Fakat çok müsbet iletişim kuran bir kütüphaneci arkadaşımız vardı, o büyüğümüz vardı o zaman. Bir de olumsuz iletişim kuran birisi vardı. O olumsuz iletişim kuranın olduğu saatlerde gelmemeye özen gösterirdik. Fakat öbür daha çok yardımcı olan ve son derece olumlu pozitif ilişki kuran kütüphaneci büyüğümüzün olduğu saatlerde geldiğimiz zaman burada çok verimli saatler geçirirdik. Şimdi bunca zaman geçmiş, bu mekanın önünden geçerken mesela onu hatırlıyorum. Birincisi kahve çok kötüydü, çok sert bir kahvesi vardı kafeteryanın. İkincisi o çok son derece pozitif iletişim kuran arkadaşımız, büyüğümüz sayesinde biz bu kütüphanede çok mutlu anılarımız oldu. Gençliğimizin en verimli çağında bu kütüphaneden faydalandık. Milli Kütüphane aynı şekilde milli hafızamızı oluşturması bakımından fevkalade önemli bir kurum. Bunu şunun için söylüyorum. Yani buraya girerken aklıma ilk gelen şey nedir diye hemen kendi kendimi yokladığımda ben bir bankonun önündeyim. O kütüphaneci bankonun arkasında. Ben ondan kitap istiyorum ve o sabah 3'e 4'e kadar açık olan odada bazen tek başıma oluyordum. Bazen bir arkadaşımız oluyordu. Buradan çıktığımı ve işte gece geç saatte yürüyerek eve gittiğimi çok hatırlarım. İnsan hayatında böyle derin iz bırakan insanlar, kütüphaneciler. Dolayısıyla bir kütüphanecinin bankonun önündeki kitap isteyen birisiyle kurduğu ilişki aslında sadece bir talep edenle talep edilen arasındaki ilişki değil. Belki de o insanın hayatında hani bir kitap okudum hayatım değişti denilecek kadar çok yüksek etkileşim kuran, çok yüksek belirleyiciliği olan bir ilişki. Onun dışında Gazi Üniversitesi'nde okurken yine çok değerli kütüphaneciler vardı. Ve biz o kalabalığın içerisinde küçük de bir yerdi ama yine de ne talep edersek onu yerine getirmek için ellerinden geleni yaparlardı. Dolayısıyla öğretmenler kadar insan hayatının şekillenmesinde kütüphanecilerin de böyle bir rolü var. O sebeple sizlerle beraber olmayı özellikle arzu ettim. Bilindiği üzere kültürün esasını sizin içinde yaşadığınız ve yaşattığınız kütüphaneler oluşturuyor. Aslında tarihin aktığı yerlerde büyük oranda baktığımızda herhangi bir tarihi olayı, herhangi bir siyasi olaya baktığımızda arka fonda mutlaka bir kütüphane var. Toprağın işlenmesinden gelen bir kavram üzerine, kültür kavramı üzerine konuşuyoruz. Toprağın işlenmesi anlamına geliyor ama zaman içerisinde boyut değiştirerek insan zihninin işlenmesi, medeniyetin işlenmesi anlamına gelerek çok büyük bir değişim geçirdi. Medeniyetin işlene işlene ilerlemesi, kültürün kendisinden sonraki nesillere aktarılması bakımından, neyin aktarılması gerektiğini öğretmesi bakımından fevkalade önemli. Burada işte yazı, kitap ve kütüphaneci arasındaki ilişki, insan hayatını belirleyen en önemli ilişkilerden bir tanesi. Kitapla insan arasında karşılıklı olarak asırlarca bir alışveriş oldu. Bugünlerde kültür tarihiyle ilgili, bu alışverişin doğasıyla ilgili bir sürü kitap çıkıyor. Bu insanla sadece okur yazar arasındaki bir ilişki ya da okuyanla
o kitabı yazan arasındaki bir ilişkinin ötesinde bir ilişkiye dönüştü. Bir ontolojik ilişki haline geldi. Bir varoluşsal ilişki haline geldi artık bugünün dünyasında. Burada bütün bu akışı sağlayan, örneğin Hazreti Mevlana'nın şöyle bir şiiri vardır. Söyle, söyle ki her söyleyen bir ark açıyor. Bir sonraki çağa su ulaştırıyor. Gerçi her çağın bir söyleyeni var ama öncekilerin söyledikleri ona yar. Gerçekten de her söyleyen bir ark açıyor, bir su ulaştırıyor. Ve her çağın yeni söyleyenleri var ama öncekilerin söylediklerini kendisine yar kılarak söylüyor. İşte bunun doğduğu, bunun büyüdüğü mekanlar da tarih boyunca kütüphaneler olarak önümüze geliyor. Medeniyetlerin gelişmişlik seviyesiyle paralel bir durum, açık bir şekilde. Kütüphane bir yerde ne kadar gelişmişse medeniyet o kadar gelişmiş. Günümüze kadar ulaşan büyük kütüphaneler bir anlamda içinde bulundukları şehirlerin adlarıyla adlandırılıyorlar ve şehirlerin değerini artıran unsurlar haline gelmişlerdir. Tarih boyunca da böyleydi. İskenderiye, Bergama, Selsus, Hattuşaş ve daha pek çok kütüphane bu şekilde oluşurken İskenderiye Kütüphanesi gibi kütüphaneler bulundukları şehirlerden daha önemli isim ve işler gördüler. Tarihin ilk çağlarından itibaren kütüphanelerin kitapları korumayı ön plana alma özelliği, geçmişin manevi değerlerini tehdit eden ciddi kültürel bir krizin var olduğunu gösteriyor. Helen ve Roma İmparatorluk kütüphanelerinin en belirli amacı kitapları korumaktı. Çünkü medeniyet tehdit altında olduğu andan itibaren kütüphanenin tehdit altında olduğunu hisseder ve derhal kütüphaneyi korumaya alır. Herhangi bir yerde savunma sanayinizi yok ederlerse yeniden kurarsınız. Ekonominizi yok ederlerse yeniden kurarsınız. Ordunuza bir zarar gelirse yeniden kurarsınız. Devlet kurumlarınıza zarar gelirse yeniden kurarsınız. Tarih boyunca olmuştur inişler çıkışlar. Ama kütüphanenize, milli kütüphanenize, hafızanıza bir zarar gelirse asla kuramazsınız. Mesela siyasi tarih içerisinde Çağatay Devleti 3-5-10 yıl sürmüş bir devlettir. Aslında bizim bu devleti hatırlamamamız bile lazım. Çünkü en fazla işte 3-5-10 yıl sürmüş bir devlet. Siyasi tarihte bir ağırlığı yok. Ama bu devleti niye hatırlıyoruz biz? Çünkü Ali Şir Nevai gibi büyük bir mütefekkir Çağatay Türkçesiyle yazdı. Ali Şir Nevai sayesinde Çağatay Türkçesini hatırlıyoruz. Çağatay Türkçesi sayesinde de Çağatay Devleti'ni hatırlıyoruz. Demek ki devletin ne kadar uzun yaşadığı ya da ne kadar kapasiteye sahip olduğundan daha önemlisi yazılımının ne olduğudur. İşte bu da onun kültür hayatıyla ilgili bir şey. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda pek çok devlet çok ağır hasarlara uğradı. Kaybedenler safında yer aldı. Hatta bazılarla ilgili planlamalar şöyle yapılıyordu. Artık burası devlet olmaktan çıkmıştır. Burayı bir üretim çiftliğine dönüştürelim gibi planlamalar yapılıyordu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Fakat o ülkeler şimdi dünyanın ilk 20 ekonomisi içerisine girdiler. En belirgin özelliklerine bakıyoruz. Kültür toplumu ve bilgi toplumu olmalarıdır. Ve şu anda dünyanın en büyük müzeleri, en büyük kütüphaneleri o devletlerin içerisinde bulunuyor. Helen ve Roma İmparatorluk kütüphanelerinin bu kütüphaneyi koruma refleksi tarih boyunca pek çok medeniyete örnek oldu. Bu bağlamda Makedonyalı İskender'in Asya tipi korunaklı kütüphanelere ihtiyacı dile getirmesi sürekli olarak hafızalarımızdadır. Rönesans ve Barok çağlarında kütüphane şahsiyet, zenginlik ve gücü simgelemekteydi. Kütüphaneler asillerin ve malikane sahiplerinin aynasıydı. Batıda durum böyleyken doğuda da benzer şeyler var. İslam dünyasında Orta Çağ'da devlet büyüklerinin desteğiyle kurulmuş genel halk kütüphaneleri vardı. Vatandaşı açık ve parasız. Bunlar herkese açık bulunduruluyor ve dönemin en meşhur alimleri hafız-ı kütüplük yani kütüphanecilik görevini üstleniyorlardı. Bu umumi kütüphanelerden herkes parasız faydalanıyordu. Bütün halka açık hizmet veriyordu bunlar. Dünya edebiyatının temelini oluşturan önemli eserlerin üretim merkezi Anadolu'dur. İlk çağlardan itibaren uygarlığa, bilime nasıl kültüre beşiklik yaptığını işte Göbekli Tepe'de en son bulunan mirasla beraber daha net bir şekilde görüyoruz. Yazın dünyasının buluşma noktası Anadolu'da da her zaman kütüphaneler oldu. Anadolu'nun kadim ve zengin kültürel birikimi sürekli olarak bu şekilde taşındı. Burada bir şeye dikkat çekmek gerekiyor. Bir devleti yok etmek isteyen, bir devletin halkına en büyük zararı vermek isteyenler tarih boyunca işte Bağdat'ta,
Anadolu'da çeşitli yerlerde tuttular, sürekli olarak kütüphanelere saldırdılar. Çünkü bir milletin kütüphanesini yok ederseniz hafızasını yok edersiniz. Hafızasını yok ederseniz onun tarihini yok edersiniz. Cemil Meriç'in dediği gibi tarihi olmayana da tarifi olmaz. Yani birisinin tarihini yok ettiğiniz, onun kendisini nasıl tarif edeceğiyle ilgili elindeki en büyük yol haritasını da almış olursunuz. Nitekim biz de tarih boyunca Anadolu'da kütüphanelere yapılan çeşitli saldırılar gördük. Fakat bunun en vahimlerinden, en barbarca olanlarından bir tanesi 6-8 Ekim olaylarında kütüphanelerimize, kültür merkezlerimize yapılan saldırıdır. Şimdi bir insan kütüphaneye niye saldırır? Burası çocuklara, gençlere, öğrencilere, vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Kütüphanecilerin elinde silah yok. Kütüphaneciler sadece bilgiden ve kültürden yararlanmak isteyene hizmet ediyorlar. 6-8 Ekim olaylarında Kobani'yi bahane ederek pek çok barbarlık gerçekleştirdiler. Ama barbarlıkların en büyüğü kütüphanelere yaptıkları saldırıdır. İşin enteresanı da şudur, kamera kayıtlarında da var. Bir kütüphaneye saldırdıkları zaman vatandaşlarımız oranın tahrip edilmesini, yanmasını engellemek için müdahale ediyorlar. O yangını söndürmek isteyen vatandaşı da engelliyorlar. Nedir burada amaç? Burada amaç şudur. Ne söylüyorlardı? İşte Kürt kimliği serbest bırakılsın, kimliğimiz üzerindeki baskı kalksın, red, inkar ve asimilasyon politikaları bitsin. Evet, red, inkar ve asimilasyon politikaları bitmiştir. Türkiye'de hiç kimsenin kimliğinin üzerinde bir baskı yoktur. Bütün vatandaşlarımız dinsel, mezhepsel ya da etnik ya da kültürel ya da ideolojik ya da siyasi hangi kimliğe sahiplerse bunu özgürce ifade edebilirler ve bunu geliştirebilirler. Peki buna rağmen niçin kütüphanelere saldırırsınız? Ya da bizim kütüphanelerimizi yakmanızın Kobani'ye ne gibi bir faydası olacaktır? Bizim kütüphanelerimizi yakmanızın herhangi bir yerde bir dram varsa o dramın giderilmesine mi faydası olacaktır? Yoksa tam tersine dikkatlerin o dramdan kaçırılmasına mı faydası olacaktır? O sebeple 6-8 Ekim olayları Anadolu'da yapılmış barbar saldırılarının bir devamıdır. Yani kütüphaneye ve kültüre saldırılmıştır. Burada da amaç ne kimliği korumaktır, ne kültürel kimliği korumaktır, ne herhangi bir yerdeki insani drama dikkat çekmektir. Tam tersine bu ülkede kimlikler üzerindeki baskılar kalkınca genç insanlar özellikle özgür düşünmeye, kimliklerin içerisinde kurulmuş başka baskı mekanizmalarını daha çok sorgulamaya başladılar. İşte bunu ortadan kaldırmak için özgür birey, özgür insan yetişmesin diye özgür birey ve özgür insan yetişmesin diye kütüphanelere saldırıyorlar. Kütüphanelerde arkadaşlarımızla dikkat ediyoruz. En büyük çeşitlilikle kitap alınmasını, tek tip kitap alınmamasını, her kesime hitap edecek şekilde kitap alımı yapılmasını, kütüphane raflarının bu zenginlikle oluşmasını istiyoruz. Dolayısıyla bir kütüphaneye herhangi bir vatandaşımız geldiği zaman aradığını rahatlıkla bulabilsin diye uğraşıyoruz. Bu kütüphanelere saldırdığınız zaman işte o genç insanlarla Anadolu'nun birikimi ve tarihi arasındaki o ana damarı kesmeye çalışıyorsunuz demektir. O sebeple 6-8 Ekim olaylarında kütüphanelerimize, kültür merkezlerimize yapılan saldırının tarih boyunca görülen barbar saldırılardan hiçbir farkı yoktur. 190 kişilik çok amaçlı salon, kütüphane, sergi salonu, atölyeler ve idari teknik mekanlar olan Varto Kültür Merkezi yakıldı. Ve çoğunda büyük bir zarar gördü. Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi de yapılan saldırı sonucu tahrip edilerek kullanılamaz hale geldi. Çocuklar ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet eden kültür yuvalarına karşı girişilen bu menfur saldırılar en başta bölge halkının vicdanını kanattı. Ve kendi çocuklarına karşı kimlerin düşmanlık beslediğini, kimlerin yardımcı olduğunu gayet net bir fotoğrafla görmüş oldular. Çocukların kütüphanesinin, kültür merkezinin yakılmasını hiçbir vicdanın kabul etmemesi lazım. Çocuklarımızın ve gençlerimizin layık oldukları eğitimi almaları, kültürel zenginliğimizden istifade etmeleri, siyaset üstü bir hedef olmalıdır. Toplumun tüm kesimleri tarafından tavizsiz bir şekilde savunulmalıdır. Geçenlerde Shakespeare oyunlarının sergilenip sergilenmediği ile ilgili mecliste bir soru soruldu bütçe görüşmeleri sırasında. O sırada şunu açık bir şekilde ifade ettim. Shakespeare oyunlarının sergilenmediği bir ülke yok ülke hükmündedir diye. Hiç kimse bizi dünya edebiyatının temel oyunlarını sergilemiyor diye suçlayamaz. İdari sebeplerle yapılan bir takım düzenlemeleri provokatif bir takım suçlamalara dönüştürüyorlar. Bunların gerçekle alakası yok. Aynı şekilde kütüphanelere,
kültür merkezlerine hayat hakkı tanımayan bir ülkede yok ülke hükmündedir. Ve bir şekilde muhakkak geleceği olmayacaktır, yok olacaktır. O sebeple kütüphaneler ve kültür merkezleri bizi aynı zamanda geleceğe taşıyan ana damarlardır. Bu ana damarların en sağlıklı bir şekilde işlemesi de bizim bakanlığımızın görevidir. 20. yüzyılda özellikle 2. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda özgürlüklerine kavuşan birçok ülkede ilk yapılan iş milli kütüphane kurulması oldu. Bunların bazıları, geçen de bir iki tanesini ziyaret ettik Cumhurbaşkanımızla birlikte, 600 yıl, 700 yıl esaret altında kalmış. Hiç özgür olamamışlar, hiç devlet kuramamışlar. 20 yıldır özgürler ya da 30. yılını kutluyorlar bağımsızlıklarının. Ama ilk yaptıkları işlerden bir tanesi milli kütüphane kurmak olmuş, bir de bir müze, ulusal müze kurmak olmuş. Çünkü hafızalarını yerli yerine oturtamazlarsa gelecekleriyle ilgili de doğru yönü bulamazlar. Bu bakımdan hemen milli kütüphane kuruyorlar, hemen ulusal bir müze kuruyorlar. Alman işgaline karşı İngilizlerin ilk aldığı kararlardan bir tanesi şu: donanmayı koruma altına alın demiyor, orduyu koruma altına alın demiyorlar. İlk verilen emir milli kütüphaneyi koruma altına alın. Çünkü siz milli kütüphanenizi, milli hafızanızı korursanız, o savaşın sonunda galip de çıksanız, mağlup da çıksanız, geleceğe yürüme iradenizi ayakta tutabilirsiniz. Ama kütüphanelerinizi vatandaşınızla o ülkenin tarihi arasındaki bağı kopartırsanız hiçbir şekilde geleceğe yürüme imkanınız kalmaz. Tabii bizim açımızdan çok gurur verici bir şey var. Tarihi kaynaklar Türkiye'de kütüphanelerin geçmişinin milattan önce 2400'e kadar uzandığını gösteriyor. Demek ki bu topraklarda yaklaşık 4400 yıldır ya da 4000 yıldır kütüphaneler var. Bu gayet anlaşılabilir bir durum. Çünkü bu kadar çok medeniyete ev sahipliği yapan bir yerde medeniyetin ana üssü, ana merkezi olan kütüphane olmaması düşünülemez. Bu nedenle dünyanın en eski kütüphanelerini arayanlar en büyük medeniyetlerin kalıntılarında bu kütüphane izlerini bulacaklar. Bu kural bugün için de geçerli bir kural. Dünyanın en güçlü ve en gelişmiş ülkelerini merak ettiğimizde sadece bakmamız gereken şudur: dünyanın en gelişmiş kütüphaneleri nerede var diye baktığımızda aynı zamanda dünyanın en gelişmiş ülkelerinde anında bulabiliyoruz. Günümüzde bilişim teknolojilerinin her geçen saniye artan bir ivmeyle siyasi, sosyal ve iktisadi sınırları ortadan kaldırdığı, bu dünyada bilgiye olan ihtiyaç kendisini tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kesin bir şekilde gösteriyor. Sadece siyasi, ekonomik ve askeri alanda değil, aynı zamanda kültür endüstrisinde de gücü elinde tutma ve idame ettirme kaygısında olan tüm ülke yönetimleri bilgi kaynaklarına ve bilgi erişim araçlarına sahip olmak zorundadırlar. Her geçen saniye birçok şeyin eklenmesiyle korkutucu bir potansiyel arz eden küresel bilgi ağı ve onun dinamik yapısı yalnızca ona sahip olmakla iktifa etmeye yetersiz kılmaktadır. Dolayısıyla yapılması gereken sahip olunan bilgi potansiyelinin düzensiz ve atıl halden çıkarılması, sistemli ve kinetik bir yapıya kavuşturulmasıdır. Size geçenlerde çok üzüldüğüm bir olay anlatacağım kütüphaneci arkadaşlarıma. Özellikle dikkatlerini çekmek istiyorum. Bilgi sistemli hale gelmediği zaman ne hale gelir diye. Geçenlerde İstanbul'dayım. Sabah erken saatte bir kitapçıya gittim. Epeydir uğrayamıyordum. Bir rahatça gezeyim diye birkaç saat. Neyse birkaç saat gezdim. Birkaç saatin sonunda şöyle bir şey fark ettim. Beni hayatta en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi. Baktım bir raf var. Rafta satranç kitapları yazıyor. Uluslararası ilişkiler alanında ve strateji alanında biliyorsunuz Brzezinski diye bir düşünür var. Onun da uluslararası ilişkiler ve strateji ile ilgili bir kitabı var. Büyük Satranç Tahtası diye. O kitabı satranç kitaplarının arasına koymuşlar. Şimdi bu böyle bir şey düşünülebilir mi? Yani bilginin sistemli hale gelmemesi, tasdif edilmemesinin ne tür sonuçlar doğurabileceğini çarpıcı ama ironik bir biçimde anlatan bir şey. Onun fotoğrafını da çektim. Keşke getirseydim, size gösterseydim. Ya Brzezinski'nin Büyük Satranç Tahtası kitabını satranç kitaplarının arasına koymuşlar. Bu bakımdan yani sizin yaptığınız iş aynı zamanda insanların bilgiye en sistemli, en kolay şekilde ulaşabilmesi bakımından da fevkalade önemli bir iş. Aksi takdirde zaten bu küresel iletişimle birlikte bilgiyle kaos yan yana duruyor. O kadar bir saniye içerisinde kimya alanında, fizik alanında, sosyal bilimler alanında akan bilgi geçmiş
yüzyıllarda, yüzyılda akan bilgi belki bir saat içerisinde akıyor. Bunların içerisinde hangisi doğru, hangisi yanlış? Yine bunun bize hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu gösterecek şey, yine her şeye rağmen bugünlerde kötülense de klasik bilgi, sistematik bilgi, klasik eğitimin verdiği temel yaklaşımlardır. O bakımdan kütüphaneler bugün açısından baktığımızda küresel bilgi ağı belki bireyin daha çok bilgiye kavuşmasını sağlıyor, bireye daha çok imkanlar sağlıyor. Ama birey belki de Makluha'nın işte dünya küresel bir köy olduğu demesinden itibaren tarih boyunca hiç bu kadar savunmasız kalmadı. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin gerçek, neyin sahte olduğunu ayırt edebilme, algılayabilme bakımından birey bugün son derece savunmasızdır. İşte bu savunma hattının kurulduğu yer yine kütüphanelerdir. Klasik bilgiye, gerçek bilgiye sistemli ve tasnif edilmiş bir biçimde en kolay şekilde ulaşacakları yerler kütüphanelerdir. Bu tasnif meselesinde Amerika Birleşik Devletleri 1995'te bir strateji belirleyerek tüm kütüphaneler, okullar ve hastanelerin bilgi ağına eklemlenmesi için çalışmalara başladı. Bununla bağlantılı olarak Amerikan Kongre Kütüphanesi de koleksiyonundaki milyonlarca eseri sayısallaştırarak bunları kamunun kullanımına sundu. İçinde bulunduğumuz yeni yüzyılla birlikte toplumların dönüşüm parametreleri artık bilgiye endekslenmeye başlamıştır. Ve doğal olarak iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte uluslararası rekabetin niteliği ve araçları da kaçınılmaz bir değişime maruz kaldı. Avrupa Birliği'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline getirme amacıyla hazırlanan Lisbon stratejisi de böyle bir dönüşümün en çarpıcı ipuçlarını sergilemektedir. Yaşanan bu hızlı değişim, bireylerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi edinmeleri, gereken becerilere kavuşmalarını son derece etkilemekte ve bu durum bilgi kaynaklarının, bilgi merkezlerinin ve bilgi hizmetlerinin önemli ölçüde çeşitlenmesine neden olmaktadır. Bugün her bireyin öncelikle içinde yaşadığı topluma, değişikliklere ayak uydurması, yaşam için bilgiyi etkin biçimde kullanması zorunlu hale gelmiştir. Değişim sürecinin yaşam koşullarını karmaşık hale getirmesi, geleneksel kuralların ve geleneksel korunma mekanizmalarının zayıflaması, ekonomik değerlerin yükselmesi, teknolojik gelişmelerin sunduğu imkanlar, bilgi hizmetleri kavramında yani sizin sunduğunuz hizmetlerde de gözle görülür bir değişiklik meydana getirmiştir. Bilgi hizmetlerinde yaşanan değişiklik, bütün bilgi merkezlerinde olduğu gibi verimli verdikleri hizmetler ve gerçekleştirdikleri etkinlikler bakımından toplumsal değişim ve gelişime en önemli katkıyı sunan halk kütüphanelerini de doğrudan etkilemektedir. Halk kütüphanelerinin eğitim, kültür ve özgür zamanların değerlendirilmesi gibi geleneksel hizmetlerinin yanında bilgiye erişim, dijital uçurumun azaltılması, toplumsal iletişime katkı sağlanması gibi modern işlevleri de yerine getirmesi gerekmektedir. Söz konusu bu modern işlemleri halk kütüphanesini toplumsal yaşamı içine alan ve varlığını anlamlı kılan olgular haline getirmek zorundayız. Bakın bugün en büyük tehditlerden bir tanesi sizin çocuklarınız için de Türkiye'deki bütün yeni nesiller için de dijital uçurum dediğimiz kavramdır. O kadar çok sayıda bilgi doğrusuyla yanlışıyla ve o kadar büyük bir bombardıman halinde insanların üzerine boca ediliyor ki bunun içerisinde insanın kendisiyle ilgili anlamlı bir zihinsel mimari inşa etmesi neredeyse imkansız hale geliyor. İşte bunun için yine insana defans derinliği oluşturacak şey, insan geri çekildiğinde bütün bu bilgi bombardımanına karşı neyi nasıl algılaması gerektiğiyle ilgili kendisine yön verecek şey, yol haritası oluşturacak şey yine kütüphanelerde alacağı hizmettir. Halk kütüphanelerinin eğitim, kültür ve özgür zamanların değerlendirilmesi bakımından bu işlevleri yerine getirdiği kadar bu dijital uçurumun giderilmesi açısından da fevkalade önemli bir işlevi olacak. Gerek geleneksel gerek modern işlevlerini yerine getirmeleri sağlayansa tabii ki kütüphane personelidir. Burada yine gelir iş insana dayanır. Dünyanın en anlamlı mekanizmasını anlamsız hale getiren de en olumsuz koşulları olumlu hale getiren de insan unsurudur. Burada bütün bu bahsettiğimiz büyük meselelerin merkezinde kütüphaneciler ve kütüphane personeli yer alır. Günümüzün halk kütüphaneciliğinde yöneticilerimizin hizmet algılarını yalnızca kütüphane içinde gerçekleştirdikleri
teknik işlemlerle sınırlamamaları ve hizmet verdikleri kurumları bulundukları yerlerde toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeleri, yöneticilik ve mesleki kimliklerini daha doğru bir biçimde ortaya koymalarına yol açacaktır. Evet, burada kütüphanede kütüphaneci arkadaşlarımız çalışabilirler. Hizmet talep edene en iyi hizmeti de verebilirler. Ama bugünün dünyasında bu yeterli midir? Yani şöyle bir stratejimiz var mıdır? Daha çok insanın kütüphaneye gelmesi için, insanların kütüphaneye gelmek için heyecan duyması için ne tür stratejiler geliştirmeliyiz? İnsanlar şirketlerinin daha çok kar etmesi için, şirketlerinin daha büyük cazibe merkezi haline gelmesi için özel sektörde bir sürü strateji üretiyorlar. Bir kütüphaneye gelen sayısı, kuşkusuz eminim hepiniz elinizden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışıyorsunuz. Ama insanlar geliyorlar, siz de en iyi hizmeti veriyorsunuz. Ve diyelim ki biz de anketlerle ölçüyoruz. Bundan sonra da ölçeceğiz kütüphaneye gelenlerin memnuniyet kat sayısını. Anketler, gizli anketler uygulayacağız. Ve bu da diyelim ki %100'e yakın çıkıyor. Fakat buna rağmen kendimize bunu sormalıyız. Bu sormalıyız. Bu yeterli midir? Biz insanların daha çok kütüphaneye gelmesi için, kütüphanenin bir yaşam merkezi haline gelmesi için ne tür stratejiler üretmeliyiz sorusu sürekli kafamızın bir kenarında olmalıdır. O sebeple sizinle bugün yaptığımız toplantı, sizin bundan sonra kendi aranızda gerçekleştireceğiniz çalışmalar bu bakımdan fevkalade önemlidir. Yani kendi çocuklarınız için düşünün. Kendi çocuklarınızın nasıl bir ülkede yaşamasını istiyorsunuz? Kendi çocuklarınız için nasıl bir gelecek tahayyül ediyorsunuz? Kendiniz için nasıl bir gelecek tahayyül ediyorsunuz? İşte o bağlantıyı, o temas noktasını ilk kuracağınız yerin kütüphaneler olduğunu lütfen unutmayın. Ülkemizde halk kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri ve özel amaçlı kütüphanelerin sayılarının artırılması, teknolojik gelişmeler çerçevesinde modernleştirilerek yeniden yapılandırılmalı yönde kuşkusuz yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Aynı doğrultuda halk kütüphanelerinin değişen dünyanın modern yapılandırılmasına paralel olarak kütüphanelerimizi vatandaşlarımızın yaşamlarının merkezi haline getirmek için daha çok gayret sarf etmemiz gerekiyor. Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz proje ve çalışmalar kapsamında çocuk ve halk kütüphanelerinin iyileştirilmesi projesinin başlatılmış olması son derece memnuniyet vericidir. Biliyorsunuz çeşitli yerlerde kütüphanelerimizle ilgili rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Bu kütüphanelerin daha iyi koşullarda hizmet vermesi için daha iyi kaynaklar aktarılmaya çalışılıyor. Bununla ilgili olarak pek çok iyi rakam var elimizde. Ama bu rakamlar kuşkusuz yetersiz. Bir de tabii ki bir yere ne kadar iyi rakam harcarsak harcayalım biz, netice itibariyle orada oranın kalitesini yükselten ya da orayı hizmet merkezi, cazibe merkezi haline getirecek olan sizlerin çalışmaları olacak. Yeniden yapılandırılan kütüphaneler kapsamında 2014 yılında 3 kütüphanenin yeniden yapılandırılma işlemleri tamamlandı. 41 kütüphanemizin yeniden yapılandırılması çalışmaları ise devam ediyor. Eskişehir gezici kütüphane araçlarımız var biliyorsunuz. Bunlar Eskişehir'e alınmış. Eskişehir İlhak Kütüphanesi, Gaziantep İlhak Kütüphanesi, Uşak İskender Pala İlhak Kütüphanesi, İstanbul Orhan Kemal İlhak Kütüphanesi ile Sinop Doktor Rıza Nur İlhak Kütüphanesi'ne bunlar tahsis edilmiştir. 2014 yılı itibariyle bakanlığımıza bağlı 35 gezici kütüphane aracıyla ülke geneline kütüphane hizmeti götürülmektedir. Bu da kütüphane olmayan yerler açısından hala önemli bir işlev görüyor. Keşke aslında bunlara ihtiyaç duymasak her yere kütüphane hizmetini doğrudan kütüphaneler vasıtasıyla, bilinen klasik kütüphaneler vasıtasıyla götürebilsek. Ama o ihtiyaç ortaya çıkana, o ihtiyaç giderilene kadar bu mekanizmayı elimizde tutacağız. Biliyorsunuz kütüphanelerdeki koleksiyonları geliştirmek amacıyla biraz önce söylediğim gibi çok sayıda ve çeşitli biçimde kitap almaya çalışıyoruz. Bu yayıncılık sektörünün gelişmesine de katkı sağlıyor. Nitekim sadece 2013 yılında kütüphanelerimiz için 1.107.320 adet kitap satın aldık. Abone olunan süreli yayın sayısı 262'dir. 2013 yılında kütüphanelerimizden faydalanan kullanıcı sayısı 20.232.069. Tüm bu kullanıcılara ödünç verilen materyal sayısı ise 7.465.763 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2014 yılında 251 çeşit süreli yayına abonelik gerçekleştirilmiştir. Mesela şimdi bu toplantıda şöyle bir şey olması lazım. Şöyle bir gündem maddesi olması lazım. Kütüphanelerimizden 2013 yılında faydalanan kullanıcı sayısı 20.232.000. Biz mesela
biz önümüzdeki yıl bunu kaç milyon artırabiliyoruz? Ya da kütüphanelerimizden alınan materyal sayısını ne kadar artırabiliyoruz? Şimdi ben bu toplantıyı yönetecek arkadaşlarımıza söylüyorum. Bu toplantının neticesinde kendi aralarında tartışsınlar ve desinler ki biz kütüphanelerimizi bir cazibe merkezi haline getiririz. Ziyaretçi sayısının şu kadar artmasını sağlayabiliriz. Eğer bununla ilgili parlak bir rakam bana verebilirlerse benim açımdan bu toplantı hafızamda yer edecek son derece başarılı bir toplantı olacak. Çünkü bu kütüphanelerin sadece gelene hizmet vermenin ötesinde cazibe merkezi haline getirilmesiyle ilgili en büyük arge her birinizin tek tek hayatında var. Her birinizin tecrübesi aslında buranın argesini oluşturuyor. Şimdi bu toplantılarla birlikte her birimizin tek tek sahip olduğu bu arge aslında bakanlığın argesine dönüşüyor. Ve bunun bir stratejiye dönüşmesi lazım. Yani oturup konuşup ayrılmanın ötesinde ya da klasik bir takım sorunları tartışmanın ötesinde buradan bir takım hedefler çıkması lazım. Dolayısıyla daha çok insanın, daha çok vatandaşımızın kütüphanemize gelmesini nasıl sağlayacağız? Daha çok materyalin onların eline ulaşmasını nasıl sağlayacağız? Bu toplantının sonucunda İnşallah sizden, bu toplantıyı yöneten arkadaşlarımızdan böyle bir rakam bekliyorum. Yine görme engelli vatandaşlarımızla ilgili, vatandaşlarımıza dönük verdiğimiz hizmetle gurur duyuyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmesi için gerekli bilgisayar yazılımlarıyla teknik donanım sağlanmaktadır. Kütüphane koleksiyonlarında sesli kitap CD'leri ve Braille alfabesiyle üretilmiş kitaplar bulundurulmakta ve engelli vatandaşlarımızın faydalanması gerçekleştirilmektedir, sağlanmaktadır. Kuşkusuz sizler kültür mirasımızın emanetçilerisiniz. Kültür mirasımızın muhafızları sizlersiniz. Yıllar evvel bir film izlemiştim. Filmde birisi hızlı okuma kursuna gidiyor. Diyor ki hızlı okuma kursuna gittim. Peki kursu bitirdikten sonra bir kitap okudun mu diyor. Okudum diyor. Ne okudun diyor. Dostoyevski'nin Suç ve Cezasını okudum diyor. Ve diyor 15 dakikada bitirdim kitabı diyor. Karşıdaki diyor ki ya yüzlerce sayfa kitap nasıl 15 dakikada bitirdin? Hızlı okuma kursu diyor bana bu yeteneği kazandırdı. Peki diyor kitapta ne anlatıyor diyor. Çok hatırlamıyorum ama diyor olay Moskova'da geçiyor diyor. Şimdi bu fecaatın önümüze gelmemesi için böyle bir tabloyla karşılaşmamamız için ki her gün bu tip tablolarla karşılaşıyoruz biliyorsunuz. Yani haberlerde karşılaşıyoruz, gündelik hayatın içinde karşılaşıyoruz, Türkçenin kullanımıyla ilgili karşılaşıyoruz, insanların kendini ifade etme kabiliyetiyle ilgili karşılaşıyoruz. İşte burada kültürel hayatımızın emanetçileri, kültürel hayatımızın muhafızları, gündelik hayatımızın iyileştiricileri, şifacıları siz değerli kütüphaneci arkadaşlarımızsınız. Kültürel hayatımız size emanettir. Kütüphanelerimize ne kadar çok insan geliyorsa, vatandaşımız geliyorsa, özellikle de genç insanlar, genç kardeşlerimiz kütüphanelerimize ne kadar çok geliyorsa biz onunla gurur duyacağız. Bu vesileyle, bu toplantı vesilesiyle burada bulunan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İşlerinizde başarılar diliyorum. Ailelerinize selamlarımı gönderiyorum. Bu toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.